Tamam mıyız aga? Hadi. Tamam. Şimdi ben öncelikle şu benim 15 sene 5 ay üzerine devletimizin bana açık cezaevinden izine ayrılabilme yasal prosedür hakkım var benim. Allah razı olsun. Devlet bana demiş ki ben seni bir hafta izine gönderiyorum. Adam gibi git, adam gibi gel. Çizmiş olduğum kurallara, kaidelere adam gibi riayet et. Bu iznini adam gibi kullan demiş. Ben de bu iznimi çoluk çocuğumla beraber adam gibi kullanmanın mücadelesinden izinle beraber geldim. Onun için niye geldin, nasıl geldin yok. Devletimizin bana vermiş olduğu izinle beraber geldim. Şimdi ...15 sene 5 aylık cezaevi yaşantımda her insanın yüreğinde bir şeyler vardır. Her insanın saklamış olduğu, yüreğine attığı, ızdırap çektiği, acı çektiği, mutlu olduğu dönemler vardır. Bu dönemlerde yaşamış olduklarım, çoluk çocuğumun yaşamış olduklarını, beni tanıyan, yakinen tanıyan istisnai eşimiz, dostumuz var. Onlar bilir. Ben bunları beni ilgilendiren bizim Zonguldak'ın yerel basını, Zonguldak'ın insanları, bana ulusal basından da bir takım teklifler geldi. Hiç benim umurumda da değil. Ben 40 sene bu memlekette bir mücadele verdim. 40 senedir ben memleketin göbeğinde oturdum kalktım. Onun için beni ilgilendiren konu beni bu memlekette çoluk çocuğum olduğu için, ben olduğum için, ben yaşadığım için bu memleketin insanlarına anlatmak. Amacım benim bu. Ancak benim size özellikle söyleyeceğim, ben burada ne konuşsam konuşayım. Her harfimin, her kelimemin sahibiyim. Ama ricam benim sizlerden ne harfin A'sı eksik olsun, ne fazla olsun, ne kelimenin A'sı B'si eksik olsun, ne fazla olsun. Benim sizlerden ricam ve kaba olarak almayın, şartım bu. Eğer bunlara uymayacak arkadaşlarımız varsa lütfen, hiç gerek yok. Birbirimize de kırıcı olmaya gerek yok. Onun için bu şartlarda aynen devam edelim. Bir kişi de kalsa fark etmez. Kimse de olsa fark etmez. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Allah razı olsun. En azından benim yüreğimdekilerini aktaracaksınız bu yönden. Bir sıkıntı var mı benim söylediğimde şu ana kadar? Tamam. O zaman benim konuşmam bittikten sonra İstediğinizi bana sorabilirsiniz kardeşim. Ben size nasıl saygı gösteriyorsam aynı saygı sevgi çerçevesi içerisinde bana istediğin soruyu sorabilirsiniz. Saygı sınırlarını ukalalık sınırlarına geçmeden saygı sınırları çerçevesi içerisinde eyvallah her sorunuza. Eyvallah dibine kadar. Şimdi öncelikle benim yüreğimde söyleyeceğim, bunu ben ilk mahkememde de söyledim. Yüce Rabbimin vermiş olduğu canı almanın hiçbir zaman ne haklılığını savundum ne haksızlığını savundum. Ben burada bunun savunmadım. Her şey asla da savunmayacağım. Her şey ben cezaevini olayımı yaptığım andan itibaren şu ana kadar dahil olabilir. Ama mahkeme aşamalarında her şey devletimiz aslanlar gibi gitti. Yazıştı, izledi beni, çoluğumu, çocuğumu, gelmişim, yedi göbek sülalemi incelenmesinin neticesinde aynen abone raporunu yazdı. Dedi ki mahkemeye buyurun dedi, bu kişi Cengiz Balık budur. Bunları yaptı, bunları yaptı, bunu yaşadı, bunu yaşadı. Suçlarım, yaptıklarım, yaşantım ne varsa rapor önüne atıldı. Ben bu davaya 6 ay sonra yargılanma aşamasına geçtim. Bu 6 aylık zaman içerisinde her şey net devletimizin belgelerinde belgeli olarak arşivinde duruyor. Adliye de orada, arşiv de orada, devletimiz de burada. Şimdi ben bunları hem mahkeme aşamalarında söyledim, hem de cezaevi yaşantımda, aile ortamlarında, arkadaş ortamlarında, istisnai dostlar ortamlarında, çıktığım bu izin dönemlerinde o mahkemelerde ne konuşmuşsam bir iki belki cümle fazla konuşmuşumdur.
O da işin özüdür. Benim konuştuklarımda iş özüdür. İş kelimenin her kelimenin başından dibine kadar bir sahibiyim. Şimdi Allah rahmet eylesin. Allah ailesine öncelikle babasına sabır versin. Babasına da ailesine de acılarından dolayı saygım var. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Ben çocuklarımı 3 yaşında bıraktım. 18 yaşında aldım. 6 yaşında bıraktım. 21 yaşında aldım. Allah analarından da çocuklarından da razı olsun. Keşke olmasaydı. Oldu. Şimdi ben çocuklarımı buraya niye getirdim? Hani bu burada bir duygu sömürüsü yapar veya öyle duygu havasından beraber muameleye girer falan filan değil. Ben çocuklarımı benim buraya getirmemin tek bir nedeni var. Ben bu cezaevi yaşantımda 15 sene 5 aylık cezaevi yaşantımda kenarda, köşede, kıyıda, arkada affedersiniz tuvalette, bilmem nerede çocuklarım nasıl okudu, kolejde nasıl okuyor, okulları nasıl gitti, Cengiz Balık cezaevlerinde nasıl yatıyor, paralar, dolarlar geliyor yatıyor gibi beni tanımayan kişilerin kenarda köşede tanıyıp da alçakça böyle kelime kullananlar var. O kelimelere kullanan kelimelerde cevap anlamında ben çocuklarımı getirdim. Onu da ben size burada izah edeceğim. Şimdi cezaevine adım attığım günden şu ana kadar bana, çocuklarıma maddi manevi o yüreğe kocaman insanların hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. En kötü günlerimizde en kötü günlerimizde bizi yalnız bırakmadılar. Tekrar tekrar onların hepsine teşekkür ediyorum. Ben bu yaşıma geldim. 56 doğumluyum. 58-59 olduk herhalde. Ömrümde kimsenin arkasından konuşmadım. Kötü konuştuysam, konuşacaksam yüzüne konuşmuşumdur. Mevzu olmuşsa onun olmadığı yerde o masadan kalkmışımdır. Hangi masada olursa olsun, nerede olursa olsun, Fizan'da da olsa 24 saati geçmemiştir. Gitmişimdir ona ne konuşmuşsun da yüzüne konuşmuşumdur. Ömrümde kimsenin arkasından konuşmadım. Ben bu memleketteyim. Bak bunların hepsi de kayıtta. Kim derse ki bu memlekette Cengiz Balık, Ahmet'in arkasından Mehmet için böyle dedi. Ben Cengiz Balık insanların şerefine, namusuna göz koydu. Cengiz Balık garip hakkı yedi, yetim hakkı yedi bilerek. Cengiz Balık şerefsizlik yaptı. Cengiz Balık yola çıktı, arkadaşlarını sattı. Cengiz Balık alçak bir adamdır. Bir tane şu memlekette beni tanıyan bir insan bu kelimeyi kullansın. Ben burada çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Bu pantolonumu çıkarıp bilmem ne yapıp da etek giyip gezmezsem bu memlekette şerefsiz, namussuz delikanlıyım. Bir tane çıksın desin. Her kelimemin sahibiyim. Bunca zamanki yaşantımda her kelimenin sahibiyim. Kimse evliya değil, kimseye dört dörtlük değil. İnsanız. Hepimizin hataları vardır. Hepimiz eksilere düşeriz. Ben isterim ki ben hata yaptığım zaman veya hata yapacağım zaman bana yakın olan arkadaşım, dostum dediğim, kardeşim dediğim insanın aga ne yapıyorsun? Abi, amca, dayı, dede, arkadaşım, kardeşim ne yapıyorsun? Bu hatadır. Yapma bunu. Derse işte o dünyanın en güzel dostudur, dünyanın en güzel kardeşidir, dünyanın en güzel insanıdır. Kimse evliya değil. Benim de olmuştur hatalarım. Ama öyle o hatayı da bilmem neydi, ukalaca, terbiyesizce, saygısızca, falanca, filanca yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok bende. Adam gibi. Hatam var mı? Kardeşim özür dilerim. Ben küçüğümden de özür dilerim. Büyüğümden de özür dilerim. Ben ömrümde namus, saygısızlık, şerefsizlik asla affetmem. Saygısızlık, ben eğer karşımdaki insana mevki makam önemli değil. Adam olan zaten o mevki makamına gelmiştir. Saygısız insan zaten o makamda oturmaz. Ama ben eğer
sana Ahmet Mehmet kim olursa olsun, evliya cihan olsun, insan olsun, Rabbimin yarattığı insan olsun, ben saygı gösteriyorsam aynı saygıyı oradan beklerim. Kim olursa olsun. Ben eğer terbiyesizlik yapıyorsam bana 1000 tane o terbiyesizliğin cezasını versin. Ona da eyvallah. Ömrümde yapmadım. Ömrümde yapmadım. Bir tane benim yaşça büyüğüm, yaşça küçük kardeşim desin ki Cengiz abi, Cengiz Balık, Cengiz Dede sen saygısızlık yaptın, terbiyesizlik yaptın, şurada yaptın. Bir tane delikanlı, bir tane insan desin. Mevki makam sahibi olan insanlar da var. Allah bu memleketin istisnai benim dönemde yaşayan delikanlılarından şu ankilere dair Allah razı olsun bir tanesine de saygısızlık görmedim. Hepsine de teşekkür ederim. Şimdi yani adam olan, sıkıntısı olan, derdi olan ya gelecek yüzümüze söyleyecek. Ben hiç kimse için, hiç kimseyle sıkıntım yok, derdim yok, sorunum yok, meselem yok. İki tane uşağım yanımda, bir tane de İstanbul'da. Ortadayım, meydandayım. Adam gibi söylüyorum. Söyleyecek olan da gelecek, arkadan demeyecek. Adam gibi gelecek, yüzüme söyleyecek. Bu konuyla ilgili diyeceğim, yani olayımla ilgili benim söyleyeceğim. Altı ay yargılandık. Adam gibi yargılandık. Sorular soruldu, cevaplar verildi. Devletin arşivleri önlerine geldi. Hakim beylerin, savcı beylerin. Geldi, sundular. Savcı bey en son mahkemede, bilmiyorum o zaman buradaki olan arkadaşlardan var mıydı benim en son mahkemede karar aşamasında. Yoksa kayıtlarda vardır. Savcı beyin dediği, beynimde kalan, hafızamda kalan, maktulle sanığın arasında şahsi ilişkilerin neticesinde maktulün sanığa vefasızlık göstermesi sonucu sanık bu eylemi gerçekleştirmiştir. Savcı Bey'in mütalası mahkeme aşamasının sonucunda bu. Ben bu mütalanın neticesinde mahkeme heyette bana 27 sene 6 ay ceza verdi. Benim 87'de bir olayım daha vardı. O da teşkil olmasaydı bir olaydı. O olaydan infazım vardı. İnfazım yandı 8 sene 10 ay. Alınan cezadan önce öncelikle İnfaz yatırdılar. 8 sene olay infazımı bitirdim. 2008 senesinin 1. ayında bu ayın bilmem kaçında bu almış olduğum 27 sene 6 ay cezama başladım. 2010 senesi taliye. Bir sene denetimde serbestlik var. Allah sağlık verirse, Allah izin verirse o zaman adımı bismillah yola atacağım. Bununla ilgili de infazların kalkmasına ilgili yazışmalar var, bilmem ne var. Olursa da bizim için de, çoluk çocuğumuz için de güzel olur. Cezamın, almış olduğum ceza ile cezamın neticesi, sonucu bu. Şimdi ben 87'de bahsetmiş olduğum olayda 4 sene ceza yattım. 91 senesinin Mayıs'ın 20'sinde tarih oldum. O günden 99'un 6 Ağustos'una kadarki yaşantım içerisinde kravatımı taktım. İkinci evliliğimi yaptım. Allah birincisinden de razı olsun. O yatmış olduğum dönemlerde başımı önüme eğdirmedi. Allah şimdiki eşimden de razı olsun. Çocuklarım da yanımda. Bu zaman zarfı içerisinde bileniniz vardır. Zonguldak'ta belediyeye gittim. Belediye başkanı Yüksel amca, Allah razı olsun, sağmış. Elini öpmeye gideceğim. Onun vesile olan encümen üyelerine, meclis üyelerinden Allah razı olsun. Geldiler, bir mekan açtık. Dedik ki aga biz gayrimeşruymuş, bilmem neymiş, asmak mı, kesmek mi, biçmiş mi? Ben kendime 1991'in Mayıs'ın 20'sinde yeni bir dünyaya, yeni bir hayata başladım. Mücadelemi böyle verdim. Olayım oluncaya kadar ki anında söylemiş olduğum şekilde kimsenin namusuna, şerefine, haysiyetine, onuruna dokunmadım.
garip hakkı, yetim hakkı, mazlum hakkı yemedim. Yüce Rabbim de yemeği de yedirmeyi de bana ve benim çocuklarıma nasip etmesin. Eğer onu ben açlıktan öleceğim, benim şurada trilyonlar olacak. Bunu söylüyorum her yerde, burada da söylüyorum. 50 milyon dolar şurada olacak. Bana biri gelecek, diyecek ki Cengiz abi, Cengiz Balık, Cengiz amca, Cengiz dede, ha orada 50 milyon dolar var. Bir tane merhaba desen o 50 milyon doları alacaksın. O 50 milyon doların 5 milyon dolarını biz alacağız. 45 milyon doları sen alacaksın diyen adamın, dedim bunu, çok özür dilerim, canlı yayın olduğu için o kelimeyi kullanmayacağım. Yüce Rabbim beni ona nasip etmesin. En kötü ihtimal Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekliyim aga. Evimde, babacığımın evinde duruyorum. Kardeşlerimle müsaade eder. Yatarım evimde çoluğumla çocuğumla beraber aşağıya. Bir tane hiçbir şey yapamazsam, ticari anlamda başarılı olamazsam, bir tane çay ocağı alırım bir iş hanımdan. Bankadan kredi bir çekerim, emekliyim. Bir tane taburam olur, iki tane masam olur. En azından bir tane misafirim geldiği zaman adam gibi oturturum, adam gibi kendi alnımın terine kazanmış olurum, çayımı ikram ederim, gönderirim. Hedefim, idealim, düşüncelerim bu. En kötü ihtimalim bu olur. Onun için ben bu dönemde 91 6 Ağustos 99 döneminde hep bunun mücadelesini verdim. Başarılı oldum, olmadım. Ama rahmetli babam benim CHP'lidir. Oradan kalma bir solculuk, bir sıfatımız gelmiştir, gitmiştir. Ben Atatürk milliyetçisiyim. Aslanlar gibi vatanımı seviyorum. Bu memleket kolay kurtarılmadı. Onun için benim siyasi bir kimliğim yok. Benim siyasi bir düşüncem yok. Siyasi düşüncem, dediğim gibi, Atatürk milliyetçisiyim. Benim A parti, B parti, C parti, D parti hiç fark etmez. Hepsinden istisnai dostlarım var. İstisnalarına da teşekkür ederim. Zaten başta söyledim. Bir tane daha söylüyorum. Hepsinden de Allah razı olsun. Ben yattığım dönemlerde çıktım. Şu telefonumu devlet bana müsaade etti. O eskiden kalma devletin belli kademesinde veya belli bir iş kurumunun belli mevkisinde, makamısında olan insanlara, abilerime telefonumu açtım. Hepsine teşekkür ederim. Yine Allah razı olsun hepsinden. Bir tanesi beni telefonu yüzüme kapatmadı. Aslanım nasılsın? Cengiz'im nasılsın? İyi misin? Bir sıkıntın var mı? O bana yetti, bitti. O bana yetti. Ben 99 6 Ağustos'a onu bıraktım. 15 sene 5 ay üzerine geldim. İlk geldim ben anji oldum. Stent var benim kalbimde. Hastaneye gittim kontrole. Yani ...6 Ağustos 99'da bırakmış oldum Cengiz Balık, döndüğümde habere bir baktım, oraya kendimi gördüm. Allah'ıma şükürler olsun. Ben olduğum yerimden memnunum. Onun için hedeflerim de bunlar, idealim de bunlar. Şimdi yüreğim dolu. Anlatsam günlerce dinlersiniz. Yüreğim dolu. Geçiyorum. Benim şimdi Cengiz Balık'ın çocukları kolejde okuyor. Cengiz Balık, dolarlar geliyor Cengiz Balık'a cezaevinde. Cengiz Balık kapıda jipler bekliyor, otobüsler bekliyor, trolleybüsler bekliyor. Dolarlarla yüzüyoruz. Ha, Cengiz Balık nelerle yüzüyor bakacağız. Benim devletin resmi dairesine her cezaevine girdiğim Burdur, İzmir Birinoğlu F tipi cezaevi, Bolu F tipi cezaevi, Kırıkkale F tipi cezaevine cezaevinden dolayı dilekçe yazdım. Benim dedim şu tarihlerde bulunmuş olduğum cezaevindeki dedim hesabıma dedim yatırılan paraların listesi, ismi ve dedim benim ziyaretime gelenlerin dedim isimlerin listesini tarafıma gönderilmesi diye dilekçe yazdım. Ceza müdürü, savcı bey kanalı cezaevine direktörün cevabı geldi. Evrağım da burada. Hepsini vereceğim size ben. Ben bu 15 senelik zaman içerisinde cezaevinde bana kim bakmış, kim bana yatırmış, kim yatırmamış, kim yatırmamış derken yanlış oldu. Hangi istisna dostum katkıda bulunmuş, hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun. Bunların listesi de ben de bunları vereceğim. Hiç isimlere takılmayalım. Ben tanımış olduğum bir insan, eğer adam orada benim de imkanım varsa, o adam gelip benim kapımı çalmışsa, demişse ki bana, veyahut da o kendi görüntüle demişse ki bu delikanlının paraya ihtiyacı vardır, biz buna 300 lira 500 lira 200 lira
para gönderelim. Göndermişse teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Böyle gelmiştir. Boynumu da bükmedim. Yüce Rabbim de bükmeyi de nasip etmesin. Ve dişlerimi fırçalayacak, dişlerimi fırçalayacak, diş macunu alacak param olmadığı dönemlerde Yüce Rabbim şahit. Hiç başka şahide gerek yok. Var da gerek yok. Yüce Rabbim şahit. Diş fırçasını aldım. Hacı Şakir sabunu 4'te alıyordum o zaman. Ucuzdu. Hacı Şakir sabunla diş fırçamı fırçaladım. Dişlerimi fırçaladım. 2 hafta, 3 hafta telefon kartı 4000 lira o zaman. 4 lira telefon kartı alacak. O telefon kartından evime, çoluğumla, çocuğuma konuşacak. 2 hafta alamadığım dönemler oldu. Evime telefon açamadığım dönemler oldu. Telefon kayıtları da orada. Ben 12 senelik F tipi cezaevi yaşantımın 8-9 seneye yakınını tekke attım. O dönemlerde karavanayı uzattım. Karavana dağıtan arkadaşa dedim ki arkadaşım başkasının hakkı olmadan fazlası varsa dedim verebilirsin. Ben oradan o karavanada yemeğin fazlasını da aldım dedim. Hiç hayıflanmadım. Devletten Allah razı olsun. Aç kalmadım. Ama uşaklarım makarna ekmek yedi. İstisna dostlarımın sayesinde katkılarında o makarna ekmek yiyebildi. Emekli maaşım olmasına rağmen. Kolejde okuyorlar ya bir de. Bir de dolarlarımız var ya. Bakacağız şimdi o dolarlara. Şimdi kızım Berces'te benim deli dumrulum. Benim prensesim. Kolejin birinci sınıfından şu ana kadar lütfen telefona Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi'nin tam eğitim burslu öğrencisi koleje başladığı günden itibaren Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi'nin tam eğitim burslu öğrencisi ve Karadeniz Bölgesi Burslu Öğrenciler Başkanı şu an kızım oğlum Kamer Rıza yarı başarılı, yarı vakıf bursuyla kolej eğitimini bitirdi. Şu an Kadir Has Üniversitesi'nde okuyor. Bilmem sermaye piyasası 3. sınıfına gidiyor. %50 burslu okuyor. Geri kalan da ben 2001 senesinde TTK'da çalıştım. Dışarıda ödeme yaptık. Şu oldu bu oldu. Sigortalıydım ben. Cezaevine girdik. Allah rahmet eylesin. Yeğenim öldü. Bir durum vardı. O durumdan dolayı durumu düzeldi. Bizim de emekli olabilmem için şu kadar para ödemem gerekiyordu. Kayıtlar da orada. Sosyal sigortalar da. Resmi dilekçe müracaatlarım da orada. Emekli oldum. Sosyal sigortalar kurumunda. Emekli maaşımın da yarısını oğlumun okuluna veriyoruz. Oğlum da İstanbul'da. Allah razı olsun. Kaynanam, kayınpederim demeyeceğim. Anamdan, babamdan. Allah razı olsun. Onların evinde kalıyor. Onların ekmeğini yiyor. Onların suyunu içiyor. Okulda oradan 20 dakika gidiyor, geliyor. Okulda gittim, gördüm bu izinde. Şimdi bu dönemlerde benim çocuklarıma bir daha söylüyorum. Ben kendimi geçtim. Benim çocuklarıma maddi manevi yüreklerini açan o evimize gelip oturan, bizi aile gören, bizi kabul eden, benim gerçek nasıl bir insan olduğumu bazı tereddütlerin neticesinde söylenenlerin, dedikoduların değil ama işin özünün bu olduğunu bilip de gelen insanlara yine yürekten teşekkür ediyorum. Yine Allah onlardan razı olsun. Şimdi akşam bir şeyler hazırladık tabi. O kadar da bizde beyin yok. Bu kadar sene ceza yatıp da makine olacak halimiz yok. Tabi de var. Şimdi ben size bu verecek olduğum evraklarda Meşir'in Ulu diye geçiyor. Bir kardeşimizin ayda 200 lira, 300 lira göze batar zaten. O dikkatinizi çekecek muhakkak ki. Yani sürekli para göndermesi. Bu kardeşim benim cezaevinde beraber yattığım, ben artık o öyle bir ekonomik duruma düşmüşüm ki böyle çırpınıyorum, çare bulamıyorum, çocukların taksitleri gelmiş, evin durumu ortada, bunalımlardayız. Çukura girdim gideceğim.
Yüce Rabbim vesile etti. Bir kardeşimle tanıştım. Allah ondan razı olsun. Adam. İsmini vermiyorum. Bu kardeşim de onun yardımcılarından, tanıdıklarından onu yönlendirdi. Her ayda aynı odayı da paylaştık 1,5 sene kadar beraber. Her ayda benim hesabıma para yatırttı. Allah da ondan razı olsun. Adam. O benim özelim. Kolumda saat var, merak edersiniz. Biraz pahalı herhalde Bulgarya. Bu saatte benim o kardeşim hediye etti. Ona da buradan bir tane daha teşekkür ederim. Şimdi benim bu yattığım dönemlerde benim hesabıma para yatıran kardeşim, yaşça büyük abi, burada bir ikisime daha takılabilirsiniz. Ben meşru olsun, gayrimeşru olsun, alemde tanıdığım birçok insan var. Hepsine saygı duyarım. Hepsi kendi mücadelesini kendince veriyor. Cezaları varsa cezalarını yatıyorlar. Herkesin de hasmı kendine. Ben yaşça büyük olana saygı duyarım. Yaşça küçük olana da saygı duyarım. Onların yolu ayrı, benim yolum ayrı. Ama saygı duyduğum, değer verdiğim, bana saygı duyup değer verdiği bu insanlara da yine yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir kere daha bir daha razı olsun. Şimdi ben şimdi hiç kimseye kırgın değilim. İstisna dostlarım var. Kardeşlik görevlerini bence yapmayan ama onu yapmadığının bilinci olan kardeşlerim var. Onlara dahi kırgın değilim. Onlar benim kardeşim. Zaten görüşüyoruz hemen hemen 3-5 tanesinden. Ömür boyu da görüşeceğim. Dostlarım onlar benim. Ama Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Kimse de kimsenin çoluk çocuğun rızkında gözüm olmadı. Kimsenin de benim çoluk çocuğumun rızkında gözü olmasına asla müsaade etmem. Haklı, hakkaniyetli, garip haklı, yetim haklı, mazlum haklı olmayacak şekilde ben vermiş olduğum ticari anlamdaki, verecek olduğum ticaret anlamdaki mücadeleme kimsenin de engel olmasına da müsaade etmem. Onun için ben cezaevine girdim. Dedim ki Allah'ım, ben senin adaletine, asaletine, kerametine, merhametine, yüceline sığındım. Bismillah dedim, cezaevine girdim. Ve o dönemlerde dedim ki Yüce Rabbim, benim ölümümü kahvenin kalleşin, şerefsin, namusun, müdahalanın, satılmışın, kiralığından alma dedim. Aldırma. Sen al. Ben arkama hiç bakmıyorum. Hiç umurumda değil. Ben Yüce Rabbim beni biliyor, yüreğimi biliyor. Sığınmışım ona. Ha böyle yürüyorum. Aslanlar gibi de beni yürütebildiği kadar, yürüteceği kadar, zamanım doluncaya kadar aslanlar gibi de yürüyeceğim. Bu kararlılıklayım. Onun için ömrümde kimsenin şerefine, namusuna göz koymadım. Varsa tövbe bismillah böyle koydu etti diyecek insan şu bu. Aynı başta söylemiş olduğum kelimem harfiyen geçerlidir. Ömrümle bilerek yetim hakkı, garip hakkı, mazlum hakkı yemedim. Çocuklarıma da yedirmedim. Burada ben çok bir tane bir çocukluğumdan bir anekdot mu ne diyorsunuz ondan bahsedeceğim. 7-8 yaşındayım. Buraya geleceğim için ondan bahsedeceğim. 7-8 yaşlarındayım. Dilaver'de doğduk, büyüdük. Yanımda da bir arkadaşım var. İşçi ocaktan çıkmış. Yüzü görü kapkara. Biz de uşağız o zaman işte. Bir tane viraj var. Bakkal var burada. Bir tane daha viraj var. Orada da bakkal var. Biz yukarıki bakkalın oradayız. Dedi ki oğlum dedi, yüzü gözü kapkara içinde ocaktan çıkmış. Şu dedi 50 kuruş dedi al dedi. Burada dedi kaymak dedi bisküvit yok dedi. Ha dedi aşağıdan dedi bakkaldan dedi kaymaklı bisküvit dedi alır mısınız dedi. Tabii dayı dedi. Aldım arkadaşımla beraber 50 kuruşu gittik bakkala. Bakkalcı İsmet abi var dedi ki ulan dedi nereden buldunuz abi parayı. 50 kuruşa kaymaklı bisküvit aldı, gazete kağıdına doldurdu. Bir dünya bisküvit, kaymaklı bisküvit. Nerede bulacaksın, nerede alacaksın o dönemlerde? Rahmetli babam adam gibi şerefiyle, onuruyla beraber Dilaver'de lambada çalışıyor, şeflik yapmış. Adam, adamdı ya. O dönemlerde yaşayan da vardır, bilir. Geldik şimdi, ben arkadaşa bakıyorum, arkadaş bana bakıyor. Ben 30 sene sonra o arkadaşla karşılaşıyorum. Dedim ki ona, ya dedim, sen dedim beni dedim kandırdın, ya dedim ben seni kandırdım. Ama dedim büyük ihtimalle ben seni kandırdım. Kesin net emin değilim. O benim gözüme baktı, ben onun gözüne baktım. Biz aldık 50 kuruşluk kaymaklı bisküvi, gittik dereye, adama getirmedik, derede yedik. Kendime bildim bileli her gece eğer ben, herkesin kendine göre inancı var. Ben kendi inançlarım doğrultusunda her gece
büyüklerime, geçmişlerime, vatanıma, milletime, rahmetli olan, şehit olan polisime, askerime dua ederim. Onun dışında derim ki Allah'ım eğer o rahmetli olduysa hakkını helal etsin. Onun da ruhuna Fatiha okurum. Okumadan da yatmam. Abi benim yüreğime kazınmış. Garip hak biletim hakkından bahsediyoruz ya. Bilerek onu yedim işte. Bilerek onu yedim. Yaşım da 7-8. Vebali günah bana. Ömrümde kimseyi yolda bırakmadım. Asla. Yola çıktığım hiçbir insanı satmadım. Ömrümde. Yüce Rabbim bana satmayı da nasip etmesin. Ben bunca kısa özünü anlattım. Ailece çekmiş olduğumuz bunca sıkıntının neticesinde ben Yüce Rabbime yalvardım bu 15 sene 5 aylık zaman içerisinde hala da duamı yapıyorum. Dedim ki Yüce Rabbim özümde olan demin anlattığım kavramlarda benim özümde olan bu kavramları benim yüreğimden alma. Benim yüreğimden aldığın zaman canımı al. Özümü bozma. Bundan sonraki yaşantımda da aynı. Gayrimeşrunun yasalarımızın ve toplumun men ettiği açlıktan da ölsem tek kuruşluk menfaat çıkar ilişkilerine çoluk çocuğumun boğazından geçirmek nasip etmesin. Rahmani düşünceler ışığında yasal prosedür çerçeve içerisinde ticari anlamda 99'da bırakmış olduğum Cengiz Balık ne yapıyorsa ne yapıyorsa diyorum. Bak hiç böyle ayırmıyorum. Onu bunu yaptım demiyorum. Ne yapıyorsa ben çoluk çocuğumun hayatını istikbalini garanti altına almak için haklı, hakkaniyetli, garip haklı, yetim hakkı olmayan 1991 Mayıs 20'sinde başlayan 6 Ağustos 1999'da biten ticari yaşantıma bu duygu ve düşüncelerle Allah'ın izniyle başlayacağıma söz verdim Yüce Rabbime. Hiç kul beni bağlamıyor. Ben Rabbime söz verdim. Bunun dışına çıkarsam kula gerek kalmaz. Ben cezamı alırım. Onun için benim düşüncelerimin özü bu, sözü de bu. Anlayan anlar, anlamayana da teşekkür ederim. Anlayana da teşekkür ederim. Beni dinlediniz. Teşekkür ederim. Yazımı okuyan, okuyacak olanlar varsa onlara da teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Başta söyledim. Lütfen her soruya eyvallah. Hiç kaçaklık yok, göçeklik yok. Ama adam gibi olsun, saygılı olsun, oynaklık olmasın, düz olsun. Birilerinden çarpıştırma hesapları olmasın. Ne varsa buyurun sorun. Dediğim gibi kısa özde cevabınızı alırsınız benim kardeşim. Bunları da ben son noktayı koyduktan sonra bitiririz. Sırayla soracak olduğunuz sorular varsa benim bu anlattıklarımdan anlamadınız. Bu anlattıklarıma öyle değil de böyledir gibi hiç fark etmez. Ne sorarsanız sorun. Benim anlattığım ben, çoluk çocuğum, ailemin, özümün yaşantısı, kısası bu. Buyurun kardeşim. Ben bir tane meyve suyu içerim, yedim. Buyur kardeşim. Şimdi zannedersem benim cezamız devam ediyor değil mi? Benim cezam. Tabii ben cezaevindeyim dedim ya başta. Cezaevindeyim. Şu an hangi cezaevinde? Ben şu an devrek cezaevinde kalıyorum kardeşim. Devrek açık cezaevindeyim şu an. Peki ne kadar daha kaldı cezanız? Kardeşim benim ne kadar daha kaldı? Benim infazla ilgili yazışmalarım var. Dosyam benim. Yargıtay'da infazım kalkarsa şimdi Yargıtay gece 12.1'de de salıyor. Derse ki hadi Cengiz Balık infazın kalktı. Teşekkür ederim. Çıkar giderim. Buradan çıkar giderim. Onun dışında da 2010'da cezam bitiyor. Bir sene denetimde serbestlik. 2009'da cezam bitiyor kardeşim. 3 sene mi kaldı? 4 sene mi kaldı? 2019. 3 senem var. 3 sene daha cezam var. Peki olay gününe gelirsek Şemsi Denizleri ile karşılaştığınız zaman ona
Yani bu daha önce bu tasarla yapılan bir olay mıydı yoksa aniden gelişen bir olay mıydı? Şimdi ben çok özür dilerim senden. Vallahi o soruya geleceğim. Şu ben unutmadan, şu eksik kaldı. Bunu lütfen tamamlayın. Aynen. 15 sene 15 gün öncesine kadar bak adımı benim ismimi Cengiz Balın kardeşiyiz, amcasıyız, dayısıyız, dedesinin uşağıyız deyip de Ahmet'ten Mehmet'ten ticaret yapan insanlardan, sokaktaki insanlardan 3 kuruş 5 kuruş alan, kazanç sağlayan bir dünya şerefsiz var. Hep duydum. Ulaşma şansım yoktu. F tipindeyim. Kağıt kalemden de bir iş olmaz. Açığa geldik. Açıkta da bunu duydum. Geçen de izine gelmeden bir gün evvel yine Çay Cuma ile ilgili bir mevzu söylendi bana. Avukatımı aldım, gittim savcı beye aynen dilekçemi yazdım, şikayet dilekçemi yazdım. Benim adımı kardeşim de olsa, dostum da olsa, çocuğum da olsa Cengiz Balık'ın oğluyuz, kızıyız, amcasıyız, kardeşiyiz, dayısıyız deyip de 3 kuruş ver, 5 kuruş ver kim derse o şerefsizdir. Benim kardeşim, oğlum, kızım, ailem olamaz. Asla olamaz. O tip insanlar kendilerini mafyadır, kıldır, tüydür diye gösteren insanlar bizim... Şuranın gelip de benim bu kardeşim, Oğuz kardeşim kapıya köpek dahi koymaz. Ben bunun gerekli müracaatını yaptım. 3 gün evvel, 3 izin işte 3 gün evvel yaptım. Onun için bunu da ben aydınlatmış olayım. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Olamaz da dediğim gibi Yüce Rabbim 5 kuruşunu diyorum benim boğazımdan geçirmeyi nasip etmesin. Geçirdiğim an onu bilerek o an benim canımı alsın. Rabbimden başka güç mü var? Bitti. Buyur kardeşim. Şimdi sor bana söyleyeyim sen. Al bitti. Al. Şimdi sizinle de olay. Yok kardeşim. Yok kardeşim. Aynen bak dediğim gibi. Ömrümde kimsenin arkasından konuşmadım. Hele ki rahmetli olmuş bir insanın arkasından asla konuşmam. Asla konuşmam. Kimseyi de konuşturmam. Derler ya yiğidi öldür hakkını ver. Mecaz anlamda söylüyorum bunu. Özür dilerim. Belki tabir olmadı. Onun mevkisinde, makamında otururken bu memlekette adamım, bilmem neyim deyip de gezip de makamından içeri girerken sürünerek giren bir dünya şerefsiz var bu memlekette. Kimse kıvırmasın. Secdedeydi herkes burada. Ben de yanındaydım, kardeşlik yaptım ona. Evet, ben de yanındaydım, kardeşlik yaptım. Oturduğum cemiyette rahmetli hakkında falan filan dediler. İki gün sonra rastladığıma dedim ki terbiyesizlik yapma. Ne konuşuyorsan yüzüne kıvırma. İki gün sonra denk geldi rahmetlinin yanında. Dün dedim, iki gün evvel dedim bir şey konuşuyordun dedim ona. İsmi önemli değil. Gerekirse söyledim yüzüne de bir daha. Şimdi yine yüzüne söylüyorum yani. Anlayan anlar onu. Hiç dedim kıvırma. İki gün evvel dedim arkasından konuşuyordun. Konuş dedim. Aha dedim yüzü. Dedi ki ne diyorsun dedi bana. Hayırdır? Hayır dedim abi dedim işte. Arkandan dedim konuşuyor dedim bu. Bu şerefsiz. Aha dedim yüzü konuş. Böyle yaptım ben bu insandan. Ben bu insandan abi kardeşliği böyle yaptım. Adam gibi yaptım. Kimse derler ya bilmem neyin altında ne aramasın. Aa, varsa soru sor eyvallah. Soru bende. Cevap bende. Veremeyeceğim hiçbir cevap yok. Hiçbir cevap yok. Hiç böyle bir şey yok. Planlamaymış falan filan yok. Ben dediğim gibi olayımın aklının haksızlığını, onun aklının haksızlığını kelimesini yapmam. Lütfen bana da yaptırmayın. Yaptırmak için de soru sormayın. Çünkü böyle bir şey yok. Cevap vermem. Yok böyle bir şey. Ben kendime yakıştıramam. İyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla aramızda olanla mahkemede söylenen var, mahkemede söylenmeyen var. Yüce Rabbimin şahidinde onunla beraber baş başa olduğumuz, konuştuğumuz bir takım şeyler var. Onlar ondan gitti, benden de gidecek. Bunlar farklı. Ama bunun içerisinde bak söylüyorum iki tane uşağım var bir de üç tane uşağım var söylüyorum şerefim üzerine söylüyorum namusum üzerine söylüyorum Allah'ın huzurunda çoluk çocuğumun bana şuradan kalktıktan sonra adam olana yemin gerekmez ama şu an gerekiyor herhalde yüzlerini görmeyi bana nasip etmesin en ufak beş kuruş menfaatim düşüncesiyle baş başa kaldıysak hep onun konusundan mevzusuna ilgili bir kere ben Zonguldak Spor'da görev yaptım. Allah razı olsun ekmeğini de yedim. Zonguldak Spor'da görev yaptım. Mahkemede de söyledim. Alacağım var dedim. Resmi evraklar da belli. Mahkemede söylediğim için söylüyorum bunu. Zonguldak Spor'un şampiyon olacağı döneme gittim. Dedim ki abi dedim ben dedim bir eşarpman dedim bir ayakkabı alayım dedim. Yazar mısın? Bana bir tane kağıt yazdı.
Zonguldak Spor oradan alışveriş yapıyordu. Doren'in orada neydi orası? Bir şey vardı orada. Eşofman formasını. Oraya gittim. Onu verdim, onu aldım. Bir tane Reebok mu ne eşofman aldım. Bir tane de Reebok ayakkabı aldım. Bir tane de beyaz çorabını aldım. Zonguldak Spor'da çalıştığım dönemlerde, rahmetliyle beraber abi kardeş kaldığım dönemlerde, yemeğine denk gelmişimdir, yemiştir. O muhakkak helal etmiştir onu. Helal etmiştir, ona inanıyorum. Onun dışında 5 kuruş benim rahmetliyle beraber 5 kuruş menfaate dayanan ilişkim, menfaate dayanan şeklim, şemalim, beklentim, talebim olduysa şerefsiz, namussuz delikanlıyım. İnsan olan anlar. İnsan olan anlar. Ben o zaman röportajlar yapıldı. Rahmetli Savaşa'ya mektup yazdım. Dedim ki kenarlarda, köşelerdeydim. Adamları seçip dedim konuşmayacağım. Gideceksin adam gibi beyaneye gideceksin. Çok özür dilerim. Bilmem nereye gideceksin. Deniz kulübüne gideceksin. Fener'e gideceksin. Acılığa da gideceksin. Caddeye de gideceksin. Köprü altına da gideceksin. Kenara da gideceksin. Köşeye de gideceksin. Öyle röportaj yapacaksın. Biz burada ben kişilik savaşı veya o odur ben budur veya başkası içinde, ömrümde böyle bir şeyin içine girmedim, girmem de. İkincisi, kimse bu olayı siyasidir veya kimse, çok özür dilerim, ben demin anlattığım işte, bak o insan Yüreğim Doğan, insanların içerisinde büyüdüm. O insanların içerisinde büyüdüm. Derler ya eskiden Zonguldaklar, şimdi bilmiyorum geçiyor mu, buranın yerlisine kıvırcık derler. Biz Elazığ, bizim rahmetli olan 45 senesinde kopmuş gelmiş köyden. Ama Dilaver'de doğdum, Dilaver'de büyüdüm. Özüm elhamdülillah ofluyum. Özüm de bu. O insanlar da benim kardeşim. Biz işe girmişiz. Kimse de bu işin polemiğine girmesin. Hikaye onlar. Beni tanıyan bilir. Cengiz Balığı tanıyan o düşüncede olmadığını bilir. Ama elhamdülillah ofluyum. Lazsa da Laz'ım, Türkoğlu da Türk'üm. Bu farklı. Bunlar da aynı, bunlar da aynı. Değişen bir şey yok ki. Ne var değişen? Burada doğdum, burada büyüdüm. Ha, uşaklarım da burada. Bak, kayınpederimin memleketinde cezaya yatmaya geldim. Karımın bir tarafı Rizeli, bir tarafı Devrek. Var mı böyle bir şey? Ayıp değil mi? İnsanlar çıkarları için, menfaatleri için bu gibi şeyler öne sürüp insanları birbirleriyle tokuşturmak zaten Zonguldak'ın göbeğinde var mı? Zonguldak'ta hiçbir zaman için istemediler. Bir delikanlı, güzel bir delikanlı, saygılı, efendi, namuslu, edepli, çoluğunun, çocuğun rızkının, ekmeğinin peşinde ticari anlamda mücadele veriyor. O delikanlıyı hiçbir zaman için, ticaret yapan insanı para sahibi olmasını istemediler. Niye? O delikanlı, ben bu memlekette Allah razı olsun arada görüşürüm. Emniyet müdürlerine de oturdum kalktım ailece. Alay komutanlarına da oturdum kalktım ailece. Tugay komutanlarına da oturdum kalktım ailece. 3 ay ben iskelede çalışıyordum. Balık ekmek satıyordum 3 ay. 9 ay yatıyordum. Ben evimden sitede oturuyordum. Özlenir babadan Allah razı olsun rahatsız yatıyor. Onun evinde kirada oturuyordum. Kiramı ödeyemiyorum. Oradan cebimde dolmuş para yok. Aşağı ineceğim. Cebimde dolmuş param yok beyler. Olmadı. Hepimizin olmuştur muhakkak ki. Pardüseyi giymişimdir hava aylarda kışın. Gidiyorum sola da bakıyorum. Geçen tanıdık alır diye. Tanıdıklar geçiyor. Sözüm onlara. İstisna kaideyi bozmaz. Ya eğiliyor arabanın camınla uğraşıyor, ya teyiple uğraşıyor, ya bir beni görmeyecek ya orada. Uğraşıyor ya. Öyle dönemleri yaşadık kardeşim biz. Ama o insanlarla beraber oturdum kalktım. Ben bu memleketin A parti, B parti, C parti başkanlarından, il başkanlarından, ilçe başkanlarından, belli kurumdaki insanların müdürlerinden, genel müdürlerinden, belediye başkanlarından oturmuştum, kalkmıştım var saygı sevgi çerçevesi içerisinde. Bir tanesi benim terbiyesiz, saygısız veya menfaat çıkar ilişkisinde olduğumu söyler mi? Söylesin mi? Buyur. Bak neredeyim? Demin anlattığım gibi. Şimdi çevirelim. Dediğim gibi Allah razı olsun. Onun için o gibi şeylere girmeyelim kardeşim benim. Hiç gereği yok. Noktayı koyduk. Onun dışında merak edilen söylen dedik ya, çoluk çocuğumuz için neler söylendi değil mi? Paralar gelmiş hep bir yerden. Onu söyle, onu söyle bana. Rahmetliyle ilgili bir şey sorma bana. Bazı kesimlere mesajlar yolluyoruz. İşte çocukların işte tek kolejde okuyor, başkalarının paralarıyla
işte Cengiz Balık Cengiz Balık hesabına paralar getirildi şeklinde bu şekilde iddialarınız var. Yani İddiam mı var? Söylüyorsun. Ha söylüyorum ha. Söylendi. Söyleniyor. Bunları siz bu basın açıklamanızı yaptığınızdaki ama sırf bu olayları aydınlığa çıkması için mi yaptınız? Yoksa siz bu cinayetten pişman olduğunuzda pişmanlığınızı dile getirmek için mi yaptınız? İfade ettim. Keşke elim olmasaydı. Bunu ifade ettim. Ben 15 senedir bu dediğin konuşmalardı, şunlardı, bunlardı, bahsettiğimiz konularla ilgili dedikodulardı. Yüreğimle attığım, bak elimde evrak var diyorum sana ya, vereceğim şimdi size bunları. Yüreğime attıklarımı söylemeye geldim. Beni ilgilendiren, beni Cengiz Balık isim olarak değil, kişi olarak tanımayan insanlara Cengiz Balık budur diyorum. Devletimizin evraklarıyla beraber söylüyorum. Öyle ya, Cengiz Balık adam Cengiz Balık'la tanımıyor adam Cengiz Balık. Ahmet orada Cengiz Balık şöyle diyor. Ahmet Mehmet'e diyor. Mehmet Hüseyin'e diyor. Bakıyorsun kar topu yuvarla gitsin. Koy üzerine ne koyarsan. Vur abalını sırtına muamelesi. Hadi bakalım yıllardır 15 sene 5 aydır bizim sırtımıza vurdular aga. Nasıl olacak? Yazık günah değil mi bana? Yazık günah değil mi benim çoluk çocuğuma? Yazık günah değil mi benim istisna dostlarıma, istisna kardeşlerime? Allah razı olsun diyorum. Hiç hayıflanmadılar. Adam gibi geldiler, adam gibi gittiler. Çoluğuma çocuğuma sahip çıktılar. Yeter. Benim çocuğuma, kızım nasılsın, iyi misin? 10 lira harçlık veren meblağın yüksekliği önemli değil ki. Bunu yüreğinden vermiş. Bunu yüreğinden vermiş. İşte o benim kardeşim, dostum. Allah razı olsun. Cengiz Balık'ı tanıyor işte o. Bunu maddi anlamda söylemiyorum. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum söylediklerimi. Belki fazla duygusala daldım da belki anlatamam bazı şeyleri de, ama işin özü bu. Onun için aynen para menfaatlerimde başladığım gündem şu ana kadar ki bu. Bunun dışında da buyurun kardeşim, yine sorun var mı? Aydınlatabildim mi? Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Noktayı koyalım. Erdoğan Demir'le bizim olayımızı, bak siz cesaret edemediniz bana bunu sormaya. Şey anlamında söylüyorum cesareti. Mecaz anlamda söylüyorum yani. Ama yüreğinize var sormak. Var mı yok mu delikanlı gibi. Aklınızdan geçmedi. Geçmedi mi? Erdoğan Demir'i ben 20-25 senedir tanırım. Onlar Kilimli'de, Gedik'te o zaman ocaktan borularla beraber kömürler çıkardı. O zamanın delikanlıları 80'li dönemlerde 15 gün bir gruba, 15 gün bir gruba diye oradan kömür toplarlardı. Erdoğan kardeşleri hepsi oradan kömür topluya topluya, etinle tırnağınla savaşa buraya kadar geldi. Seversin sevmezsin. Severim sevmem, bu ayrı. Bu ayrı. Belli mücadeleyi yapa yapa geldi. Yerini korudu korumadı falan hiç beni bağlamaz. Hiç beni ilgilendirmez. Ben hiçbir tanesinden saygısız kelime duymadım. Ömrümde duymadım tanıştığımız günden itibaren. Yaşça büyük olduğumdan dolayı teşekkür ederim. Abi demişlerdir. Ben de kardeşim demişimdir. Hiçbir saygısızlığımız birbirimize karşı olmamıştır. Yine de aynıdır. Ha ben, herkes benim arkadaşım. Herkes benim merhaba arkadaştır ya. Ama dostluk apayrı bir şeydir. Dost olmak için benim dost kapılarım her zaman açık. Hiç kimseyle, bak söylüyorum. Sorun, mesele. O onu almış, bu buna, Allah daha çok versin. Bu Zonguldak'ta kim? Paralı adam ticaret yapıyorsa, Rahmani düşünerek, garibak, yetim hakkı yemiyorsa akıllı adamdır. Demek ki akıllı hareket etmişler, parayı da bulmuşlar. Aferin onlara. Seversin, sevmezsin, değerlendir. Onlar bizim, benim konumun dışında. O beni bağlamıyor. Kimse de bunun hesabını yapmasın. Herkesin hasmı kendine, herkesin düşmanı kendine, herkesin seveni kendine, herkesin sevmeyeni kendine. Bu kadar basit kardeşim. Başka da benim diyeceğim bir şey yok. Tekrar ben teşekkür ederim. Ben şimdi size evrakları da vereyim. Tamam benim kardeşim. Bak. Burada bir senet var. Ben şunu izah edeyim. Bu senet ben yakalandığımda üzerinde çıktı. Yaygara'ya bastılar. Dediler cebinden senet çıktı falan filan. Senet ne? Senet, ben Fethiye'de otururken bizim komşumuz
mütevazi namazında niyazında bir kardeşimiz benim hanımla beraber. Arkadaş diyor ki benim diyor Ölü Deniz'in üstünde diyor arsam var. Bu arsa diyor zilliyetli arazi. Biz bu araziyi diyor tapu alabilirsek buraya 7 dönüm yer var bir şeyler yaparız. Ben dedim bu işi dedim yasal prosedüre uyuyor söyledi. Ulaşmak gerekiyor. Ben dedim bunu yaparsam ne olur? Dedi ki ben dedi sana o zaman söyledik. Aynen arkası senetin arkası bu. Mahkemeler cırlandı yer taraf. Senet çıktı. Parayla adam vurduk ya. Tövbe estağfurullah. Bana o kelimeyi, bana o sıfatı Cengiz Balık Ahmet vurdurdu. Cengiz Balık Mehmet vurdurdu. Cengiz Balık'a para verdi diyen dedim zaten şerefsizdir ya. Bana onu benim gelip yüzüme söyleyecek delikanlı da anasından doğmadı ya. Bana onu diyebilecek daha anasından doğmadı. Cengiz Balık o kadar şerefsiz mi ya? Cengiz Balık o kadar alçak mı ya? Parayla adam vuruyor. Kim para için adam vuruyorsa, kim paraya taassup edip adam öldürüyorsa şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır, kahpedir. Kim kime de tuzak kuruyorsa, kahpelik yapıp adam vuruyorsa o da kahpedir, o da tuzaktır. Ben öyle gece 11'de pusularda yatıp pusularda beklemedim. Ben öyle tezgah yapmadım. Rahmetli de biliyor neyin ne olduğunu, bilen de biliyor neyin ne olduğunu. Bilen de biliyor neyin ne olduğunu. Ben bir ay evvelden bir kelime konuştum. Benim adım dedim Cengiz Balık, benim ağzımdan havudan dedim kelime çıktı mı bu olacak. Öleceğim, öleyim. Öleceğim, öleyim. Ama bu olacak. Adamlığımı kimseye vermem. Yüce Rabbim alır benden. Kul alamaz. Başımı alır. Eyvallah alabiliyorsa alsın. Şimdi bu senet Uzunyurt Kıdrak mevkiindeki 022D23-C PAF'ta 103 oda 4 parsele kayıtlı taşınmazın tapusu alınması halinde bahsettiğim şey. %30'una tekabül etmesi dahilinde Cengiz Bağlı'ya verilecektir. Bu aldık. Dedim ki sen dedim bunun arkasına dedim bir de dedim para yaz. Ticaret yapıyoruz dedi. Bir de dedim para yaz. 100 milyar lira borçlu bana oldu bu sene. Ben bunu aldım. Mahkeme neticelendi. Yargıtay onayladı. O ara ben Burdur'da zaten telefon yakalattık. 2002 senesinin Mayıs ayında F tipine bir gittik. 12 sene F tipinde yattık. Cezamızı çektik yani. Telefonun cezasını. Telefon açtım ben bu kardeşime. Bana dedi ki Cengiz Bey dedi. Hiç dedi umurumda değil. Telefonu da var. Rahatsız olan ağzıma kelimeme inanmayana telefonumu vereyim. Hiç dedi umurumda değil. Ben dedi size dedi ne konuşmuşsam da harfiyen geçerdir. Ben dedi burayı satmıyorum, vermiyorum, vermedim de. Vermeyeceğim de. Sen ne diyorsan olur. Senedi ister gönder, ister gönderme. Hiç önemli değil. Diyor. Ben bu senedi gönderip o zaman 100 milyar lira para onlardan alırdım haber. Kahpe adam bunu yapar. Şerefsiz adam bunu yapar. Bu senet bu işte. O senetini aldım. AFS mektuptan beraber, devletin resmi kaydından beraber o kardeşime gönderdim. O da bunun merak edenlere soruyorum. Senet çıktı ya bizim cebimizden. 100 milyarlık adam vurma senedi. Şimdi buyur kardeşim. Bir tane böyle vereyim. Senetler de var. Buyur kardeşim. Bir tane sana vereyim. Bir tane sana vereyim. Buyur abiciğim. Bir tane sana vereyim. Al abi. Bir tane sana vereyim. Bir tane sana vereyim kardeşim. Bir tane sana vereyim. Arkadaşlar kopya çeker. Benim bir tane ricam var sizden. Ben bunu akşam çocuklarla beraber el yasına gelecek. Bir de teknolojiye uy dediler baba. Biz de teknolojiye uyduk. Ha böyle yazdık. Şunlardan ben bir bunlar. Bunlar bir. Bunların fotokopilerini çektirip de birbirinize verirseniz çok teşekkür ederim. Vermezseniz ayıp edersiniz. Benim konuşmamın özü buydu. Üzerine ekledim 3-5 tane bir şey. Vermezseniz birbirinize sizin ayıbınız olur. Ben bu kadar basit söyleyeyim. Ha burada kaç kişi varsa söylüyorum. Benim söylediğimi harfiyen eksi artısız yazmazsa da harbi söylüyorum. Kapalı mı orası? Rastladığıma da adam değilsin derim yani. Bu kadar basit derim yani.